Merhabalar Fırat Hocam, öncelikle maç hakkındaki duygu düşünceleriniz nelerdir? Tabii şimdi ilk maçımız, taraftarımızın, şehrimizin bizden beklentisi var. Yönetimimizin, başkanımızın, herkesin beklentisi var. İnşallah bu beklentiyi karşılamak için çıkacağız maça. Kastamonu Spor şampiyonla oynayan bir takım. Şampiyonla oynayan takım nasıl oynuyorsa, nasıl oynaması gerekiyorsa biz de bugün o şekilde oynayacağız. Şu an tek hedefimiz, planımız, kurgumuz, oynayacağımız oyunun planlaması galibiyet üzerine. İnşallah bugünü geçtikten sonra da artık diğer maçlarla ilgili aynı stratejiyi devam ettireceğiz. Çok teşekkür ederiz hocam. Tekrardan hoş geldiniz. Başarılarınızın devamını. Yılmaz hocam, Kastamonu'ya hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Daha önce hiç gelmiş miydiniz? Tabii. 1988'di. Samsun Spor'un teknik direktörüydüm. Kazanın olduğu ertesi sene. Ve burada kamp yapmıştık. Hazırlık kampını. Çok başarılı bir kamp oldu. Çünkü 12'de falan Ulgaz Dağları, Çamların orada hava serin. Sağ olsunlar bu stadı vermişlerdi. Şurada şehrin içinde bir otelde kalmıştık. Öyle çok güzel bir anısı var bende. Şu anda duygu düşünceleriniz nerededir? Dün çıktım biraz. Gündüz gözüyle baktık sağa sola. Çok şirin bir yer burası. Tarih var burada. Geçmiş var burada. Dolayısıyla kendine özel işte pastırması var. O çekme helvası var. Efendim mesela sarımsağı var. Yani çok sevimli bir yer. İyi ki geldik diyorum. Ülkemizin her tarafı kendine özel, kendine has bir güzelliği olan bir ülkeye sahibiz. Değerini anlıyorsunuz böyle yerleri görünce. Kastamonu tabii sportif anlamda bir başarı kovalayan bir takım oldu bu sene özellikle. Bir uzun müddette yukarıda kaldı. 7 puan fark derken bir düşüş yaşandı ve ben Levent Eriç'e çok inanırım, çok sevdiğim bir kardeşim. Maalesef ama futbol sonuca yönelik bir olay. Dolayısıyla ayrıldı bir yandan. Çok genç, dinamik ve hakikaten gittiği yerlerde farklılık getiren bir Fırat Gül diye kardeşimiz geldi. Bugün tabii Levent Eriş'in takımını görmeyeceğiz. Bugün daha farklı bir oynama anlayışı olan bir takım olacak karşımızda. Çünkü rakipleri iyi analiz edebilen bir kardeşimiz. Dolayısıyla tabii biz de ona özel yukarıda kalmak istiyoruz. Ve 7 deplasman maçı oynadık bir dönemde. 6'sını kazandık. Ve iyi oynayan bir takım olduk. Bu lig genelde bir adı var. Burası ikincilik. Ben buna katılmıyorum. Her ligde kale ölçüleri aynı. Her ligde oyuncunun ayakkabısı var, şortu var, bir şeysi var. Yani futbol oynanması gereken stratejik bir oyun. Bu tarzda oynayan takım sayısı maalesef çok değil. Ve herkes bozmayı oynuyor. Birkaç iyi oyuncusunu kullanıp öyle kazanmayı düşünüyor. Biz bunun dışında bir uygulaması olan bir takımız. Zaman zaman başarılı oluyor, zaman zaman başarısız oluyoruz belki ama ondan taviz vermiyoruz. İnşallah biz de en azından, tabii ki hayalci olmamak lazım, 11 puan yukarıdan, ikinci de aramızda 10 puan var, Kastamonu ile aramızda 7 puan var. Sonraki takımlarla aramızda puan farkı yok. Yani geri kalan 12 maçımızın hepsini kazanmak için oynayacağız. Kazanırız, kaybederiz, orası başka dava. Başarılı olabilirsek yine acaba o birincilikten uzaklaşmış takımı yeniden yaklaşabilir mi? Beklentisi içinde oynayacağız tabii. Olur olmaz ama en azından playoff'un içinde kalıp, çünkü 5-6 tane playoff oynamış ve oradan yukarı 4-5 tane takım çıkarmış bir hoca. Dolayısıyla playofflar nedir, nasıl oynanır, oradaki oynama mantığı nedir, onu iyi bilen birisiyiz. O zamana kadar da takımımız da artık uygulamasıyla, futbolun kurallarıyla oynamayı ve özellikle bu ligde olmayan taktik olaydaki zaafı gidermiş olarak bu turnuvaya hazırlanmış olabilir diye düşünüyorum. Tabii bu bizim düşüncemiz, arzumuz. Bu arada ben Kastamonu Spor'un tekrar ayağa kalkacağını düşünüyorum. Çünkü başındaki yönetim kurulu özellikle maddi manevi olağanüstü bir destek veriyor. Tabii ki Kastamonu halkı yalnızca Kastamonu Spor'un aldığı sonuçlara göre burada olmamalı. Hafta sonları en azından bu 4-5 bin şirketi doldurmalı. Yani futbol seyreden ne güzel, onlara yapılıyor bir iş. Onların beklentileri hep kazanmak ama daha arkalarında 19 tane daha takım var. Herkes bunu istiyor. Onun için daha iyi oynayan, daha başarılı oluyor. Sonuç alıyor. Böyle düşünmek lazım. Bir eğlence çünkü. Sonuçta bir eğlence sektörü. Hafta sonu insanlar yazsın, farklı duyguları burada yaşasın diye yapılan bir iş bu. Böyle bakarsak daha bir başka türlü taraftar kitlesi oluruz galiba. Hocam peki maçın skoru ne olur? Şimdi maçın skorunu bilsem maçı oynamayız yani.
Dolayısıyla iyi olsun tabii. Yani hakemin hata yapmadı, iki takım canını yakmadı. Daha başarılı uygulaması olan kazandığı bir oyun olsun diye isterim. Yani çok kötü oynayıp da kazanmak, çok öyle taraf olan bir insan değilim. 90 dakika böyle bir rakip olmuşluğumuz olacak ama onun dışında hocasıyla, taraftarıyla, burada çalışanıyla, herkesi dostuz. Burada gelmek, spor vasıtasıyla burada olmak bu çok önemli. Böyle bakan birisiyim ben. Çok teşekkür ederiz hocam. Yılmaz Vural bizlerleydi.